Tarih 15 Temmuz 2016. Yer Ankara Yeni Mahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatı. Sakin geçen gün saatler 14.20'yi gösterdiğinde gelen bir ihbarla hareketlendi. O ihbar sadece o günü değil, ülkenin geleceğini de değiştirdi. Gelen kişi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşıydı. "Söyleyeceklerim çok önemli," dedi. Yaptığı ihbarla darbe girişimini öne çeken fitil ateşlendi. Bu akıl almaz istihbarat eline boyuna değerlendirildi. Hakan Fidan harekete geçti, karargâhtan ayrıldı, doğruca Genelkurmay Başkanlığı'na gitti. Dönemin Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar'la görüştü. Bu görüşme FETÖ'cü hainlerin bütün hesaplarını bozdu. Darbe planlarının deşifre olduğunu düşünen üniformalı teröristler, 16 Temmuz sabaha karşı saat 3'te planladıkları o kanlı kalkışmayı 15 Temmuz akşamı saat 20'ye çekmek zorunda kaldı. Ve işte orada tarihin seyri değişti. İstihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir. İstihbaratı olmayan bir devlet, istihbaratı olmayan bir millet yok olmaya mahkumdur. FETÖ'nün devleti ele geçirme planının önünde engel gördüğü kurumların başında MİT geliyordu. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin hedefinde yine onlar vardı. Devletin ve ordunun içine çöreklenen bir grup vatan haini saat 22.38'de MİT binasına ilk kurşunu attı. Çatışma sabah saatlerinde son buldu. Teşkilatın isimsiz kahramanları o gece bir destan daha yazdı. Karargah hainlere teslim edilmedi. O gece darbecilerin hezimete uğradığı bir diğer nokta Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. Emniyet binasını vurun, emniyet binasını darbe edin. Zırhlı personel taşıyıcılarla geldiler. Polis ve vatandaşların üzerine kurşun yağdırdılar. Ancak tahmin bile edemeyecekleri bir dirençle karşılaştılar. Bozguna uğradılar. FETÖ'cü hainlerin hayal ettiği gibi olmadı. Teşkilat Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü FETÖ'cü hainlere teslim etmedi. Hainler daha sonra bombalarla saldırdı. 7 kahraman polis ve 6 vatansever sivil şehit oldu. Ama Ankara İl Emniyet Müdürlüğü hainlere teslim edilmedi. Darbecilerin bombalarıyla ağır hasar alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü adeta küllerinden yeniden doğdu. Bombalanan bina yıkıldı, yerine yenisi yükseldi. O gecenin izleri belki silindi ama hafızalardaki yeri tazeliğini her an koruyacak.